su akacak yatağını muhakkak bulacaktır. Ne var ki zillet ittifaka havlu atmış, ava giderken avlanmış, politik iflasa gömülmüş, söylem kısırlığı içinde erken seçimden başka hiçbir şey söyleyemeyecek duruma gerilemiştir. Erken seçim kararı alınmasının hukuken iki yolu vardır. İlki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karar alması, diğeri de Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeterli sayısal çoğunluğu olmayan CHP, İP, HDP ve diğerlerinin erken seçim kararını çıkarması mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da defalarca erken seçim yok dediği belgelidir ve bilinmektedir. O halde bu erken seçim nasıl olacaktır? Cumhuriyet Halk Partisi nerelere mesaj vermekte? Kimlerin dikkatini çekmeye uğraşmaktadır? Biz erken seçim yok dedikçe olacak diyenlerin gizli amacı nedir? Bu zorlamanın, bu dayatmanın, bu ısrarın gerçek manası nasıl yorumlanmalıdır? Duvara konuşsak duvar anlar, tamam derdi. Suya yazsak adresine gider, göle yoğurt çalsak çoktan tutardı. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi ve yedekleri bir türlü anlamıyor, devamlı mızmızlanarak, devamlı mırıldanarak vakit kaybediyor. Zillete düşenlere nasıl anlatalım? Nasıl erken seçimin olamayacağını söyleyelim? Düşünüyorum da şahsa mahsus mektup yazsak, el ilanları hazırlayıp dağıtsak, billboardları kullansak acaba sonuç alabilir miyiz? Ne söylesek nafile. Kör kuyularda merdivensiz kalan Kılıçdaroğlu'nu bir kulağından girip öbüründen çıkıp gidiyor. Ya dinlemiyor ya da kafası almıyor. Şunun da bilincindeyiz. Her lafı duymayalım diye, kulağın arkası var. Her şeyi görmeyelim diye gözün kapağı var. Her lafı söylemeyelim diye dilin önünde dudak var. Yunus der ki, küçük insanlar dengini, büyük insanlar kendini arar. Kılıçdaroğlu'na tavsiyem, kendini aramak için tekraren yollara düşmesi, şansı yaver giderse de bir an önce bulmasıdır. Bu şahıs hemen seçim diyor. PKK da seçim diyor, istiyor. FETÖ'nün yarın seçim olsun diye bekliyor. PYD, YPG koroya katılmış, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim talebini destekliyor. Türkiye düşmanları erken seçim safında birleşmiş, şakşakçılık yapıyor, zillete refakat ediyor. İP, HDP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi, TKP, TİP erken seçim hayali görüyor. Bu arada Kılıçdaroğlu Türkiye'de can ve mal güvenliğinin kalmadığını vicdanı sızlamadan söyleyebiliyor. Ülkemizi haksız ve hayasızca jurnallıyor. Demokrasi dışı arayışlara can suyu verip yeşil ışık yakıyor. CHP, İP, HDP ve diğer ortakları krize oynuyor. Hatta sokakları karıştırmak istiyor. Muhalefet, terörü besleyen en önemli faktörün demokrasi eksikliği ve sözde kimlik baskısı olduğunu düşünüyor. Bu itibarla sürekli bu konuyu kaşıyarak kapanmaya yüz tutmuş yaraları yeniden kanatıyor. Siyasi hayatımızda serseri mayın gibi sürüklenen ve bu hüviyetiyle temel bir güvenlik riski ve gerginlik odağı haline gelen Cumhuriyet Halk Partisi için çatışmacı siyaset anlayışı, siyasi varlığını sürdürmenin yegane vasıtası olarak görülüyor. Kaostan iktidar devşirmenin peşine düşüyorlar. Ne utanmaları kalmış ne de millet sevgileri. Bir bilgeye sormuşlar, insan nasıl sabreder? Bilge cevap vermiş. Unutursun, sabredersin. Bu en güzelidir. Kabul edersin, sabredersin. Bu en doğrusudur. Vazgeçersin, sabredersin. Bu en zorudur. Bir daha Allah'a havale edersin, sabredersin. Bu en yücesidir. Bunları hem Allah'a hem de milletimize, vicdanına havale ediyoruz. Demokratik hesaplaşmanın olacağı günü de sabırla bekliyoruz. Cumhur İttifakı alayının boyunun ölçüsünü sandıkta alacak, zamanında yapılacak seçimin kaç uçak olduğunu gösterecektir. Erken seçim talebi beyhude bir hevestir. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, yani Türk tipi başkanlık modeliyle geleceğe yüksek bir irade ve inanmışlıkla kucaklayacaktır. Cumhur İttifakı her derdin devası, her belanın defeni, her sorunun çözüm ümididir. Parlamenter sisteme dönüş ezberleri fostur, fuzuli gündem işgalidir. Çünkü İP'in ve CHP'nin iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem telaffuzlarının içi tamamen boştur. Bilhassa İP'in kağıt parçasından ibaret değerlendirmeleri hazırlıksız bir telaşın ve acemiliğin neticesidir. İP'in önerisine göre Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileriyle ilgili bölümde Cumhurbaşkanı makamının sadece temsili nitelikte olmayacağı söylenmektedir. Bir yandan Cumhurbaşkanı'nın parlamenter sistem gereği tarafsız ve yetkisiz olması savunulmakta, diğer yandan temsili nitelikte olmayacağı söylenerek tam bir çelişkiye düşünülmektedir. Halbuki parlamenter sistemlerde Cumhurbaşkanları yetkisiz, sorumsuz ve tarafsızdır. Cumhurbaşkanının halk tarafından mı yoksa Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından mı seçilmesi gerektiği konusu ise belirsiz, havale edilmiştir. Dedim ya, bunlar acemidir, kılavuzları da mahsurludur. İP'in çalışmasında parlamenter sisteme dönüldüğünde Cumhurbaşkanının kararname yetkisinin olmayacağı söylenmektedir. Fakat parlamenter sistemlerde yetkisiz kabul edilen Cumhurbaşkanının kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi zaten yoktur. İP'in önerisinde Cumhurbaşkanına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanının vekalet edeceği söylenmektedir. Peki bunun neresi yenidir? Türk tipi başkanlık sistemini teyit edip kurumsallaştıracak anayasal teklifimiz Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü esas olarak alarak 100 maddeyle hazırlanmıştır. İnanıyorum ki Cumhur İttifakı'nın ortak anayasa çalışması Türkiye'nin ve Türk milletinin irade ve iftihar hazinesi olacak, tarihi nitelikli bir beklenti karşılanacaktır.